İkinci sıra milletvekili adayı Veysel Eroğlu'nun seçim çalışmalarını yürütmek üzere Anıt Park yanında seçim bürosu açıldı. Afyon Karahisar, sevgi ve saygıyla değerli evladını, sizin içinizden birini, değerli hocamızı karşılamaktan büyük mutluluk duyuyor. Yoğun bir katılımla gerçekleşen açılışta İl Başkanı Burhanettin Çoban, 3 Kasım seçimlerinde vatandaşların AK Parti'ye verdiği desteği yine 22 Temmuz'da da vereceklerine inandığını söyledi. Sizleri her iki seçimde de mutlu ettiniz, memnun ettiniz. Aynı ilgiyi, aynı desteği inşallah 22 Temmuz'da da vereceksiniz. Bu açtığımız seçim bürosu memleketimizin medarı iftiharı, sadece Afyon'da, Türkiye'de değil, dünyada marka olmuş bir ismin seçim bürosu. Evet, bizler o ismi Afyon'un her ilçesinde, her beldesinde, her köyünde anlatmakta hiç zorluk çekmeyeceğiz. Diyeceğiz ki bu Profesör Doktor Veysel Eroğlu'dur. AK Parti milletvekili adayı Türkan Buğra'da açılan seçim bürosunun hayırlı uğurlu olması dileklerinde bulundu. Biraz kendimi tanıtmak istiyorum. Merak edenler var. İnşaat mühendisiyim. Bayındırlık İskan Müdürlüğü'nden emekliyim. Amacım, hedefim Afyonların sesini Ankara'ya duyurmak. Orada dokunabilir mesafede bir vekillerin olduğunu bilmeleri. Hepimiz için inşallah hayırlısı olur. Kadınlarımız için, bizler için, Afyon için, ülkemiz için her şeyin en iyi olmasını arz ediyorum. 22 Temmuz seçimlerinin de ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Milletvekili Ahmet Koca da 22 Temmuz'a kadar Afyonkarahisar'ın kalbinin atacağı bir merkezi hizmete açıyoruz dedi. Bugün bu güzel Afyonkarahisar'ımızın en mutena yerinde 22 Temmuz 2007 seçimlerine kadar kalbinin atacağı bir merkezin açılışını yapıyoruz. Afyon Karahisarlılara hayırlı ve uğurlu olsun. Artık bu saatten sonra bu karargahımız, seçim karargahımız Afyon Karahisar'ın kalbinin attığı yer olacaktır. Belediye Başkanı Abdullah Kaptan